Şimdi sevgili seyirciler, Ahmet Şahin'le Meşk programına başladığımızda da 9 neyzem vardı bu stüdyoda. Şu anda da 9 neyzem var. İlk bölümde biz Saadettin Özçimi hocamızı konuk ettiğimizde sormuştuk. Hocam, bu klasik Türk müziğinin kendine has icra tarzının, duyuş zevkinin ve bunu icra edenlerin insani, İslami tarzlarının usullerinin korunması için önce ney sazının icra tarzını, tavrını mı korumak lazım? Bu kadar 9 neyzeni buraya bu yüzden mi topladık? Bunu mu söylemek istiyoruz? Yok, aslında yani sadece bu işi neye bağlamamak yanlış olur. Estağfurullah, yani ben çoklukla neyleri gördüğüm için sordum. Efendim, Ahmet Bey bu programı düşünürken tabii kendisi de neyzen olması hasebiyle ve bir de neyin musikimizdeki farklı bir yeri oluşundan dolayı Hazreti Pir'in ilk 18 beytine, Nezd-i Mevlana'ya bir şey olsun diye, nazire olsun diye işte 18'in katı olan 9'u tercih etmek suretiyle buraya 18 tane neyzeni doldurmak çok zor tabii. Evet. O şekilde düşündü zannediyorum. Güzel de oldu aslında. Evet. De tabii o sizin dediğiniz şeyi sadece neyzenlerin tavrına, bir neyzenin efendim hayat düsturlarına filan bağlayamayız. Çünkü sadece bizim musikimiz sadece ney değil. Daha doğrusu musikimiz yani o zaman da konuşmuştuk. İşte, evet. Yani cami kökenli olduğunu. Dolayısıyla direkt olarak insanın manevi dünyasına bağlanmak zorunda olduğunu, oradan neşet ettiğini konuşmuştuk zaten. Ancak şöyle tabii, burada siz de başta olmak üzere Ahmet Bey, diğer neyzenler, müzisyenler. Herhalde genelde bizim Türk müziğinin tarihi icrası temsili içinde bir ana damarı, ana akımı temsil eden hocalardan ders almış insanlarsınız. Herhalde evet, doğru, o bakımdan çok şanslıyız. Şimdi ben de çok tabii bildiğim yani, bir alan eyvallah. Değil, hani bir hata etmeyeyim diye uğraşıyorum. Yani şimdi tabii soruyorum. Tavır ve uslub üzerinde eğer birkaç kelime etmek gerekirse, lütfen. Estağfurullah. Yani geçmişteki büyüklerimiz bu tavır ve uslub kelimeleri üzerinde dururken kimisi tavrı uslubun yerinde kullanmış, kimisi uslubu tavrın yerinde kullanmış. Evet. Dolayısıyla bir noktada her ikisi de birleşmiş oluyor. Evet. Yani bizim musikimizin evet kendine has bir tavrı vardır. Evet. Yani bu tavrı da ancak hoca-talebe ilişkisiyle hocamızdan meşk etmek suretiyle. Meşk. Meşk suretiyle, evet. Ve o tavırda çok yetkin olan insanları çok uzun süreli ve çok ciddi bir şekilde dinlemek ve taklit etmek suretiyle elde edebiliriz. Anladığım kadarıyla meşkte sadece bir sazın, sanatın üslubu, tarzı, tavrı aktarılmıyor. Hocadan talebeye başka bir şey de şimdi aktarılıyor. Tabii o ayrı bir mesele de, evet. Bu tavrı elde ettikten sonra işte uslup diyebileceğimiz şahsi Cenab-ı Hakk'ın pek çok nihayetsiz olan güzelliklerinin üzerinde gördüğümüz insanlar oluşmaya başlıyor. Müzisyenler, sanatkarlar oluşmaya başlıyor. İşte o zaman uslup ortaya çıkıyor. Yani tavır bir, ancak bir Bekir Sıtkı Sezgin'den bahsedelim mesela. Evet. Rahmetli Bekir hocamız tabii ki klasik tavır üzerine yetişmiş gelmiş büyük bir deha. Ama bugün Bekir Sıtkı Sezgin'i Bekir Sıtkı Sezgin yapan farklı bir uslubu ortaya koymuş. Evet. Yani Alaaddin Yavaş'a hakeza. Allah efendim sağlık versin, hayırlı ömür versin. Onun uslubu Bekir Bey'e göre biraz daha farklı. Orada evet. Nurettin Selçuk'u anacak olursak onunki biraz daha farklı. Bunların hepsini biz gözü kapalı dinlediğimiz zaman evet bu Münir Bey'in uslubu, bu hı. Bekir Bey'in uslubu, bu Alaaddin Bey'in uslubu diyebiliyoruz. Tavırlar bir halbuki. Yani ana hat bir. Evet, anladım. Ana şekil bir ama onun üzerine kendilerini koymuş oldukları bazı güzellikler var, ilave ettikleri. O da işte kendi birikimleriyle alakalı, kendi yetişme tarzlarıyla alakalı. İşte birisi hafız mesela, onun hafızlığın getirmiş olduğu bir güzelliği bu sefer o tavrın üzerine giydiriyor. Evet. Gibi. Bu kadar yani karakteristik kendine has şeyleri olan, özellikleri olan bir sanat bu Türk müziği. Evet. Tarz ve üslup, tavır ve üslup arasındaki farkı ne güzel ifade ettiniz. O zaman ben müsaadenizle Bülent Bektürk hocama sormak istiyorum. Şimdi hocam, bu Musahip Seyyid Ahmet Ağa'nın
üslubu bu nihavendi kebir peşlerde var mı? Gördünüz mü siz bu işi bilen biri olarak? Nasıl şimdi, psikolojik bir şey veriyor mu bize bu şimdi duruşta? Şimdi bu eserde ben kaç yıl oldu hatırlamıyorum ama belki bir 8-10 sene olmuştur bu eserle tanışmam. Şimdi bazı eserler, bu klasik tabirini yine kullanacağız mecburen belki. Kadim diyelim. Birkaç defa kadim. Kadim diyelim. Birkaç defa ya da yüksek sanatlı diyelim. Yüksek evet. Usulü, yüksek sanatlı efendim. Eserler ilk dinleyişte çoğu zaman size hiçbir şey ifade etmeyebiliyor. Ama bu peşe üstadlar da zannediyorum hemfikir olacaklardır. Ben ilk dinlediğim andan itibaren garip bir şekilde bir sarıp sarmalayıcı havası vardır. Ve müzik cümleleri belki makamın hususiyetinden mi bilemeyeceğim onu. Belki müzikle profesyonel olarak alakadar olmayan kişileri bile etkileyecek evet. Bir hususiyeti var şahsi kanaatim. Ve bir hekim olarak söyleyeceğim. Kuvvetli bir obsesyon duygusu var. Yani bu bir nevi nasıl diyelim ona bir takıntı hali. Ama müthiş işlenmiş bu. Bakınız ilk müzik cümleleri mesela birinci hanedeki ilk o bir buçuk satırlık müzik cümleleri eserde üç defa tekrar ediyor. Evet. Bu hiçbir peşevde ben görmedim böyle bir şey. Aynı şekilde bazı melodik yapılar yine mükerrer, tekrar ediliyor ama hiç sıkıcı değil. Evet. Eser bazen daralıyor, birdenbire ferahlayıp açılıyor. Sonra o ilk müzik cümlelerinde duyduğumuz sesler başka bir perdeden tekrar ediliyor. Evet. Sanki bir perde kaldırma gibi. Ben de ilk defa bu peşevde gene bunu teşhis ettim. Evet. Yani böyle hususiyetleri olan çok enteresan bir peşev. Varda Kasto'nun uslubu var mı yok mu sualine cevap veremeyeceğim. Çünkü diğer eserlerinde bunu görebilmiş değilim. Evet. Bu bambaşka bir peşrev. Evet. Saz semaisi de öyle çok güzel işlemiş bu makamı. Çok duygu yüklü bir peşrev doğrusu. Eyvallah. Şimdi siz ben çok teknik olarak anlamıyorum ama tekrarlar var dediniz. Evet. Belki bu muhteşem heyet icra ettiği için o tekrarlar bize bu kadar güzel gelmiştir. Evet. Ahmet Hocam şimdi Abdülkadir Meragi'den bir eser var. Meragi'yi anladık yani biliyoruz. Artık Türkiye'deki Türk müziğiyle ya da müzikle ilgili hemen herkes biliyor ki Meragi önemli bir adam. Bu müziğin, müziğimizin en az 700 yıllık geçmişinde yer tutan bir değer. Ama hakikaten çok büyük bir sanatkar mıdır Meragi yani? Eyvallah. Siz bir icracı olarak yorum istiyorum sizden ben. Bülent Behlül Bey'in de söylediği gibi yani ulaşabildiğimiz en kadim eserleri görüyoruz onda. Yani bize örnek olacak en eski eserleri bize vermiş. Onun için çok önemli. Evet. Yani sonraki eserlere de örnek olmuş diyebiliriz. Bu bakımdan Nihavendi Kebir evet. Efendim ve birçok makam. Yani Rast'tan tutun efendim. Birçok makamda kârlar, besteler oluşturmuş. Bunlar tabii birçok bestekara da, musiki şinasa da yol göstermiş. Evet. Evet. Şimdi efendim Abdülkadir Meragi ile ilgili belki seyircilerimizden kimseler dikkatini çekmemiştir. Bendeniz bir not verebilir miyim müsaadenizle? Memnuniyetle. Dünya üzerinde Ottomanizm, Osmanlı biliminin kurucusu merhum Profesör Doktor Halil İnalcık Hoca'nın Hasbahçe'de Ayşu Tarab adlı bir kitabı var. O kitapta Saadettin Hocam, Meragi'nin torunlarının Fatih Bayezid devrinde Osmanlı ülkesine geldiğini, evet. Dedelerinin bestelerini bu padişahların huzurunda icra ettiğini, hı-hı. aktarıyor. Belki Meragi'nin eserleri bize kadar belki Osmanlı ülkesine gelen torunları evet. üzerinden gelmiştir. Hani sizin çok ciddi bir Murat onun oğluna bir edvar yazdırıyor. Evet. Bir de öyle bir bilgi kadar, de var. Evet. Evet ama belki bu İnalcık Hoca'nın Hasbahçe'de Ayşu Tarab adlı kitabı gözden kaçmıştır. Efendim şimdi Abdülkadir Meragi'nin Nihavendi Kebir kârıyla Ahmet Şahin'le meşke devam ediyoruz. Bu eserin değerlendirmesini icrasından sonra alacağız Bülent Behlül hocamızdan.